Günaydın, mutlu sabahlar. Her cuma olduğu gibi ekonomi arasında finansal analisti İslam Memiş'i ağırlıyoruz. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Pek çok merak edilen var ama borsayla bir başlayalım. Evet. Çünkü borsayı herkes soruyor, bir merak oluşturdu. Dün %7,37'lik bir düşüş vardı. Evet. Ve tabii hani bu düşüşler devam edecek mi, bugün ne yapalım, haftaya ne yapalım gibi sorular geliyor. Şimdi borsa tarafında diğer yayınlarımızda sohbet ederken özellikle yerli yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiğini, acemi yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarımız vardı. Şimdi bu dünkü sert satışları hem teknik hem de siyasi okumak gerektiğini düşünüyorum. %7,37 civarında bir sert düşüş yaşandı. Şu anda borsanın %70'i yerli, %30'u yabancı ve 146 milyar TL'lik bir hacimden bahsediyoruz. Dolar bazlı da 272,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda bir dalgalı seyir var. Muhtemelen bugün tekrar borsa tarafında kredili işlem tarafında bir limitleme söz konusu gelebilir. Tüketiciyi koruyan yeni kararlar bugün borsa tarafında bekliyorum. Bugün bu arada onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Yatay başladıktan sonra şu an hafif hafif yukarı evet, yönlü hareketler evet. var. Bu bir dalgalı seyir olabilir. Ancak bunu teknik okuduğumuz zaman kredili işlem yapan, burada müşteri portföyünde ciddi bir artış vardı. Bu kredili işlem yapanların satışa, açığa satışa çok oynadılar. Panik yapanlar çok oldu. Bunu fırsata dönüştürenler de çok oldu ve dolayısıyla bu kadar büyük bir sert satış geldi. Dün yurt içi piyasalarda siyasi gelişmelerin çok yoğun yaşandığı bir gündü. Evet. Özellikle erken seçim şifrelerinin verilmesi, onun haricinde tekrar HDP'nin tekrar desteğinin bloka koyulması, işte Rusya-Ukrayna görüşmeleri derken birçok siyasi gelişmeler vardı. Bunlar da tetiklediğini şahsen düşünüyorum. O yüzden hem teknik bir fırsat olarak görülen bir piyasayı vardı, siyasi açıklamalarda bunun tetiklenmesi oldu. O zaman oldu. Şimdi hani siyasi açıklamaların devamının gelmesini bekliyoruz. Çünkü seçim belirsizliği var. Muhtemelen. Dolayısıyla o zamana kadar biraz böyle hani temkinli mi olmak lazım, küçük hareketler mi yapmak lazım, çıkmak mı lazım? Bu belirsizlik halen devam ediyor. Dün altın masa toplantısı da vardı malum ama bu tarafta net bir söylem gelmediği için buradaki belirsizlik halen devam ediyor. Takvimle alakalı belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcısı bu süreçte mutlaka kademeli alım veya kademeli satış yönünde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kademeli alımlarda da aşağıda biraz daha alın olduğunu şahsen düşünüyorum. Mesela 4700-4400 puanlar olabilir. Yani bunlar aşağıda alanı var. Yukarı baktığımız zaman da biraz daha orta ve uzun vadede yine 6000 puan ve üzerindeki rakamlar da gündeme gelebilir. Her iki direnç ve destek noktalarını baz aldığı zaman yatırımcısı alımlarda da kademeli, satışlarda da kademeli bir pozisyon alması daha mantıklı bir karar olacaktır. Şimdiye kadar hep dipten bir dönüş oldu borsada. Bakalım yine aynı şey olacak mı? Takip Tabii. ediyoruz. Size gelen sorular var. Tabii Şimdi ki. Hemen bakalım ilk soru neymiş? Merhaba. 2023'te dolar ne olur? Çok merak ediyorum. Şimdi geçen hafta Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız bir açıklama yaptı. Doların ne sert düşüşüne ne sert yükselişine müsaade edeceğiz diye bir cümle kullandı. Onu referans alarak söylüyorum tabii ki. Burada 18.30 aşağıda destek seviyesi, 18.80 yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını takip etmekte fayda var. Ancak biraz daha orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ve bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman yukarıda alanı biraz daha var. Ve dolayısıyla dövizle ticaret yapan veya dövize ihtiyacı olanlar da bu önümüzdeki 3-4 aylık süreçteki geri çekilmeleri değerlendirebilir. Ama risklere baktığımız zaman resesyon, stagflasyon veya belirsizliğe baktığımız zaman da yukarıda TL tarafında biraz daha alan olduğunu düşünüyorum. Pekala, şimdi geçelim bir sonraki soruya. Merhaba, iyi günler. Küçük yatırımcılar için en az riskli yatırım aracı nedir? Bunu merak ediyorum. Yani şu andaki belirsizlik ve resesyon riski halen devam ettiği için az riskli veya çok riskli varlıklar yok piyasalarda. Tamamen belirsizlik var ve 2023 yılın tamamı zaten belirsizlikle dolu ve çok dalgalı bir seyirde yılı tamamlayacağız. O yüzden yine ben yatırımcısına mutlaka risklerini dağıtması gerektiğini, sepet yapması gerektiğini tavsiye ederim. Bir de belki de varlıkların riskli olması değil. Dediğiniz gibi hani hem belirsizlik hem evet. bir taraftan vadeyle alakalı. Yani günlük al satlar mı biraz riskli hale getiriyor acaba? Maalesef 2023 yılında en çok zarar edecek yatırımcılar yine maalesef oyuncular. Yani kendini çok böyle biliyorum, ben piyasanın ne olacağını biliyorum diyen oyuncular maalesef ciddi anlamda zarar edecek. Bunu bir kumar piyasası olarak dönüştürenler de özellikle 2022 yılına kıyasla daha çok zarar edeceği bir yıl olacak. O yüzden uzun vadeyi göz önüne bulunduracağız. Risklerimizi dağıtacağız. İşte borsa olabilir, döviz olabilir, MT olabilir. Bunun kararını yatırımcısı versin. Ama mutlaka hepsinden %25'lik dilimle kenara çekilecek ve miktarını artırarak yoluna devam edecek. Evet. Ve bir sonraki soru gelsin. Merhaba, iyi günler. Fiziksel altın mı? Banka hesabından altın mı? Yoksa altın fonu mu almalıyız? Hangisi daha mantıklı?
Bugünlerde özellikle evet, bugünlerde şunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ekran fiyatları ile serbest piyasalar arasında ciddi bir makas aralığı var. Mesela gram altın üzerinden verelim. 15-20 liralık bir makas aralığı var. İşlem yaptığınız zaman serbest piyasalarda daha pahalıya satabiliyorsunuz. Ama ekranlardan daha ucuz da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir fırsata çevirmek için yatırımcısı yine uzun vadeli bir yatırımcısıysa yine banka üzerinden alımlarına devam etmeli. Ama satış yapacaksa fiziki olarak bankadan alıp kapalı çarşıda satması daha mantıklı olacaktır. Fonlarda emtia tarafına ağırlık verilmeli. Özellikle altın ve gümüş tarafında 2023 yılında yukarı yönlü hareketler mutlaka olabilir. Seviyeler neler acaba? Hani hem altın hem gümüş için takip ettiğiniz seviyeler. Gram tarafında yakın bir tarihte yani bu yılın ilk çeyreğinde 1200 rakamları görmemiz çok olası. Yine orta ve uzun vadede 1300-1400 rakamlar gelebilir. Evet, gümüş için? Gümüş için de ilk fırsatta 16 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 20'li seviyeler artık yıl içerisinde konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. Finans analisti İstanbul'muş bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.